herkese merhaba. Sırt Sırtan'ın ikinci sezonunun yepyeni ve eğlenceli bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Kardelen ve Mert ile beraberiz. Evet, bölüm için heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Kaybedeceğimi %100 eminim. Bir şekilde buraya geldim. Bakalım. Ben gerginim arkadaşlar. Yani kaybetmemeliyim. 5 senedir bu toplumdayım ve kaybetmemeliyim. Teşekkürler. Kaybedersen peki ne gibi sorunlarla karşılaşacağım? Yani öncelikle kendime usanacağımı düşünüyorum ama kaybetmeyeceğim ve en basitinde çok eğleneceğiz. Evet. Peki nasıl sorular bekliyorsun sence? Zor mu? Kötü mü? Zor bekliyorum. Tahmin yeteneğim 0. Gerçekten. O yüzden başarabileceğimi zannetmiyorum. Ben şöyle diyebilirim, sevgili sosyal medya ekibimizin ne kadar hazırlandığını birinci ağızdan bilen bir insanım. O yüzden sorularınla bir o kadar emeğin karşılığı olduğunu biliyorum. Okay. O zaman hazırsak ilk sorularımızla başlıyoruz. Başlayalım. İlk konumuz topluluğumuzla alakalı sorulardan olacak. Ona geleceğim. Tamam. Birinci soru. Yaşar EMT gemi organizasyonuna hangi yıl dahil olmuştur? Ne? Yaşar EMT gemi organizasyonuna hangi yıl dahil olmuştur? Hazırsak hazırız. Kazanan Mert oluyor. Ama yakın bir cevapla çünkü yıl 2014. Evet. Ya 14 ya 15. İkinci soru. Yaşar EMT'de şu an kaç üyemiz var? Kaç? 540 üyemiz var. İnanılmaz kötü gidiyorum. Arkadaşlar topluluğun başkan yardımcısıyım. Bu soruları bilmezsem. Üçüncü ve topluluğumuz hakkındaki son soru. Yaşar EMT Temmö etkinliğinin ev sahipliğini hangi yılda yapmıştır? Yine 2 yıl arasındayım. Ya bir eksi ya bir fazla. Hazırım. Ben yine aynı şeyi yazacağım. Çünkü bu kadar yani şu an bilemiyorum. Kazanan her ikiniz de oluyorsunuz çünkü 2016 yılında. Çok güzel ortalama bir yazı yılı şöyle bir şey. 17 yılım okula girdiğim yıl olan her ikinizden haberdarım. Yani 17 olmadığına eminim o yüzden. Birer puan mı? Cevap 2016. Biriniz 2015 yazdı, diğeriniz 2017. Birer puan aldık. Yani fark yine 2. Tamam, hazırız. Şimdi diğer bir kategorimiz olan Yaşar Üniversitesi hakkında sorulara geçiyoruz. Birinci soru. T binası kaç yılında yapıldı? Ben bunu biliyorum. Dum yani. Biliyordum. Hazırız. Hazır mıyız? Evet. Bu kadar kısır olamaz. Kazanan Mert oluyor. Çünkü en yakın nasıl cevap ya? 2017 yılında. Bütün sorular 2015'te kazanıyorum. Farkında mısınız abi, arkadaşlar? Yani 17 yazdım her seferinde. Mert sadece aynı şeyi yazıyor ve sürekli yani, kazanıyor. Yani. Çok iyi değil mi yani? Ya hayır. Bir şey diyeceğim. Bak ben çok... Hayır, 17 yılında girdim. Ben girdiğimde o bina vardı ve yeniydi. Ne kadar uzak olabilir? 2009 ne? Abi ne bileyim ya. Yapmışlar da 8 yılında falan filan diye düşündüm. Hazırım. Şu an çok mutluyum. Ya ben şu an inanılmaz mutsuzum. Ya inanılmaz, inanılmaz motivasyonum sıfır. Bilerek tamam. Yanlış vereyim mi? Ama daha kapatabileceğiz sorular var burada. Ha. Daha genel kültüre geçmedim. Bu kategorinin ikinci ve son sorusu. 2005-2020 yılları arasında Yaşar Üniversitesi kaç mezun vermiştir? Yani yaz 2015 yazdı. Totalde tüm okul mu? Totalde tüm okul. 2000 kaçtan kaça dedin? 2005,
ve 2020 yılları arasında Yaşar Üniversitesi kaç mezun vermiştir? Bir saniye, kulak çarpı işlemi yapacağım. Kaba hesap, dur. Az geliyor biliyor musun? Ya çok az geliyor ya şu anda. Bir dakika. Ya ben bunu yazacağım ya. Ben de yazıp yazıp siliyoruz. Bari geriden saymaya başlayayım ben artık. Tamam, ben hazırım. Bir dakika. Az geldi ama tamam. Yaparız. Kazanan Mert oluyor ama en yakın tahminle 14.043 mezun olmuştur. Ya Allah, niye 2000 yazıyor lan? Sadece 2000 ne ağırlar. Sadece bir şey diyeceğim. Sadece bizim bölüm her dönem 60 mezun veriyor. 15 yıl dediler, 15 yıl. 15 yıl, bir şeyle daha çarpmam lazım. Şu okulda lazım yaklaşık 10 tane bölüm var. Sadece 4 yıllık. Ben bu videoyu tekrar çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Şu an 5-1 Mert önde. Arkadaşlar, ama sorulacak şöyle, 1, 2, 3, 4 soru daha var. Eğer bu 4 soruyu da sen bilirsen, beraber ayrılırız. Ben tahminlerimi çok küçük yapıyorum, artık bayağı yüksek tahmin yapacağım. Tamam. Şey, yani tahmin sorusu... Kaç yıl var? 100! Sayısal bir tahmin sorusu çok kalmadı ama. Şimdi genel kültür sorularına geçiş yapıyoruz. Burada kardelenden bir atak bekliyoruz artık. Biraz. Birinci soru. Endüstri Mühendisliği bölümü ilk hangi ad altında kuruldu? Bölüm adı altında mı? Türkiye'de. Yani genel olarak Endüstri Mühendisliği çıktığı zaman. Yani. Ne adında? Ad dalını biliyorum ama. Yani. Yani bu yanlış yapma, bunun alt dalı olduğu için böyle bir cevap vereceğim. Bence bilemeyeceğiz bunu. Evet. Hazırız. Makine mühendisliği, işletme mühendisliği. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Makinenin altı. Sanayi mühendisliği. Makinenin bir alt dalı endüstri. Evet. Yani tabii o adında çıkmadığı çok bariz. Böylelikle Mert'in galibiyeti garantilemiş oldu ama olsun, en azından ağır bir skorla yenilmemen için. Avaraj farkı düşü diyebilir miyiz sevgili moderatörlerimiz? Avaraj diye bir şey var. Genel kültür klasmanının son ve ikinci sorusu. Kemal Sunal üniversiteyi kaç yılda bitirmiştir? Benim aklıma bir sayı geldi. Niye bilmiyorum. Tamam, ben hazırım. Ya küçük bir şey yazma bak, ben sana küçük bir şey yazmayacağım. Kemal Sunal'ın çok yılda bitirdiğini biliyorum. Evet. Hatta yaşlıyken bir şeyler bitirdiğini biliyorum. Ben sorma bir dakika. Hayır, yaşlanmaz ya, hayır. Ben ona yardımcı ama olacağım. Göstermedim ki, istediğimi yapabilirim. Gerçi işte, doğru göstermedim. Her şey kamera önünde kaldırdım. Abi bunu yazacağım ve pişman olmayacağım. 40 yazacak adam 36 yaşında. Evet, hazırsak açalım. 15, 15, ikiniz de aynı yazdınız. İkiniz ben 13 de... yazmıştım. Yani doğru cevap 27. Oradan da birer puan aldınız. Avaraj kapanmıyor. Genel kültür sorularını da bitirdik. Şimdi iki farklı klasmanda bir soru var. Birincisi, ben size bir adet şarkı söyleyeceğim. Ama bunu melodik olarak söylemiyorum. Bildiğiniz şiirsel olarak okuyacağım. Siz ben bitirdikten sonra ilk olarak melodik ve doğru söyleyen puan alır. Tamam. Şarkılar öyle hiç bilmediğimiz şarkılardan değil. Ama bir itirazım var. Kardeşinin sesinin güzel olduğunu bildiğim için ben bilirsem de kaybetmiş saymıyorum lütfen. Ya melodik yapmak daha önemli. Lütfen tamam. Hani böyle benimle bir şiir olarak devam ettirmeyin. Tonuyla. Tonuyla. Ha yani tabii detone olabilirsiniz ama o sıkıntı değil. Kazanman lazım bunu. Bunu kazanmam lazım, prestij açısından önemli bir durum. Popüler şarkı aslında. Hatırlarsınız. Vur bu akılsız başı duvarlara, taşlara vur sevabına. Sonra affet, gel bas bağrına. Süzüldüm, eridim, sensiz olamadım. Ben şarkıyı... Vur bu akılsız başı... Bir dakika verebilir, bir 30 saniye verebilir misin? Yani istiyorsanız tekrar da edebilirim süreyi. Ben şarkıyı biliyorum da melodisi şu an bende gitti. Ben sözlerini bilmiyorum şarkının. Nakaratına girsem bilirim yani. Bu zaten bu nakaratı giriyor hemen. Evet biliyorum sonra. Nakaratını hemen girdim, fark ettim ama. Duvarlara taşlara vur. Hadi.
Tamam bir şeyler, bir daha söz sözlerini. Vur bu akılsız başı, duvarlara, taşlara vur sevabına. Sonra affet, gel sonra bas bağrına. Sonra affet diye mi gel bas bağrına. Üzüldüm, eridim, sensiz olamadım. Aa, işte kuzu kuzu geldi. Mert doğru cevap verdi. Ya hayır. Yani yüzdün kuyruğuna gelemedin. Yine Mert doğru ilk cevap verdi. Abi inanamıyorum bu şarkıyı bilemediğime. Ben bu videoyu terk edeceğim galiba. Olur. Böyle bir karar verdim. O zaman 3-0 yenik sayımız. Yok. Daha az. Böyle bir şey yok. Nereden çıkıyorsun ya? Evet. Hazırız. Şimdi size bir görsel göstereceğim. Zaten ekranında görünecek. Bu görselde yazacak mı, söyleyecek miyiz? Yani yazabilirsiniz, daha iyi olur. Tamam. Görmeyin birbirinizi. Şöyle bir görsel göstereyim size. Bu fotoğrafta ne anlatılmak isteniyor? Buradaki espri nedir? Çok zorlanırsanız ufak ufak ipucu vermeye başlayacağım. Ben de istiyorum şu an. Kardelen sen de bak. Şimdi dur, burada ne oluyor burada şu an? Arama yapılıyor. Arama yapılıyor, değil mi? Yani kara mizah değil. Yok. Bir mizah yazıyor. Mizah burada aranıyor. Yani Barbarossa deyince mesela bir arkadaşına ne de Barbarossa ne dersin? Adamın adı nedir mesela? Adama Barbarossa diyorsan adı ne olabilir? Şimdi bu ekranı görüyorsanız bu aramayı kim yapıyordur? Mizah arıyor. Ben. Sen yapıyorsun. Yani şimdi Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Ben mizah arıyorum. Sakın bak, ben tam bileceğim anda söylemeyeceksin. Bilmiyorum şu an, bir dakika. Varsa tahmin yaz. Aranıyor. Bak. Ben mi arıyorum, beni mi arıyorlar? Öyle mi? Şimdi ben ipucu veriyorum. Bu ekranı görüyorsanız bu aramayı kim yapıyordu dedim. Bize arıyor. Siz ben yazın yazacağım artık. Bir dakika, ben yazıyorum. Buradan kelime şey yapacağım. Yani hiç alakalı olmayan bir şey. Mizahı arıyorum. Yani en yakın olanı ben doğru kabul edeceğiz. Bence bu. Gerçekten mi? Değilse de bence çok kültürlü bir şey yaptım. Tamam, çevirelim. Sen yaz. Hadi. Ben mizah yapıyorum. Çok yaratıcı Gülben, bravo, doğru cevap. Ben hiçbir şey bulamadım. Hayır, buna biraz daha düşünelim bence. Yani en yakın cevap sensin yine. Seni doğru kabul etmek durumundayım. Çünkü mizah senle hiçbir alakası yok. Mizah sen arıyorsun Gülben. Sen esprinin, söyleyeyim mi? Söyleme. Bir tane 3 saniye daha ver. Tamam hadi verdim. İstiyorsan gör. Ben mizah arıyorum. Yeşil ekranların var mı? Yok aslında. Ben mizahı... O sıfırın da bir anlamı var bence de. Yok mu? Ben ona takıldım deminden beri. Ara mizah. Ben ara mizah. Bence kabul edelim, bilemedim. Evet. Doğru cevap sen olarak kabul ediyoruz. İşte aradığım mizah arkadaşlar. Bu kadar yani, kötü tahmin etmiyordum. Çok bir şey beklememek gerekiyor bundan daha sonra. Daha basit, güzel. Ay, iliklerime kadar cringe evet, hissettim şu an. Evet, gerçekten tatlı. Mizah güzel. Sen de güzeldin ama hani mizah sen de hani arıyorsun. Sen arıyorsun dedim, mizah sen hani... Güzel. Yani tamam. Skor 7-4. Mert kazanıyor. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ama yine çok güzel yarıştım. Yani şahsen sadece 2015 yazarak 6 soru bildim. Çok kolay oldu biliyor musun? Keşke silmeseydin yani onları. Ben tahminler ediyorum okulun kuruluşu falan böyle kafamın ama olmuyor. 2000 yazarak. Ya ben 2000'i yazdım ya, o 2000'den mahvedildim. Şöyle sordukları sorular gerçekten çok kalifiye sorular. Çünkü ben de yoktum okulda o sorular varken. Ama eski başkanlarla iletişim kuvvetli olan bir insanım. O yüzden bunları ya çokça duydum. Yaşlı artımdan dolayı evet, bu biraz adil değil bu arada. Yani temel bir de gemi etkinliğini de yıllarca duydum ama yılı evet. Biz çok teşekkür ederiz. Biz evet, teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şöyle diyeyim. Öncelikle kardeşlerine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gelecek videoları takipte kalın. Çok güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere. Beğenin, abone olun, yorum yapın. Kesinlikle. El sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.